Bu çok lezzetli ve yumuşak olur. Şimdi bu ip tarafına geçtikçe sertleşir. İpi de onun için buraya takarız. Demek ki pastırma alırken görebiliyorsanız ipli kısmından değil, yetişebiliyorsunuz, evet, en baş kısmından alacaksınız. Aşağısından alacaksınız. Peki içinde öyle siniri miniri falanı filan oluyor bazen? Onları gittikçe yani çemene hazır olmaya gelene kadar ayıtlamaya çalışıyoruz yani. Kendi kendine pastırma yapılır mı mesela evde? Yapılır da bilen yapar, herkes yapamaz. Havanı sevsinler. Evet. Evde yapıyor mu sen yenge? Yapıyorum tabii. Yapıyorsun. Evet. Yemek memek yapıyor mu yengeye? Hayır, yemek yapmam. Bugüne kadar en büyük sıkıntılardan, en büyük sorulardan biriydi. Özellikle Kurban Bayramı'nı zehir eden soruna programımız bir son verecek. Kurban nasıl kesilir? Nasıl kesilir ustam? Kurban ayakları bağlanır. Ya sen güzel, hakikaten ciddiye aldın ya ustam. Nasıl? Ve farklı bir giriş yapayım dedim ben Hüseyin ustam. Mesela. Efendim bastırna nasıl kesilir? Hadi ondan şahsım adına söylüyorum, bana ne? Kayseri bastırnası nasıl yenir? Şimdi ben onu göstereceğim. Siz de diyeceksiniz ki gittiğin her yerde... Evet, evet. Ama Kayseri'ye kadar da gelmişken, Kayseri pastırmasını da bulmuşken yemeden gitmek... Ya kusura bakmayın, ne bana yakışır ne de bir başka arkadaş. Yeter bile eledim daha Hüseyin abi. Toplumsal hizmet bilincini kendisine düstur edinen Şoray Uzun Yolda programının bir takım hizmetleri vardır. Bu hizmetlerin en önde gelenlerinden bir tanesi de gıda maddeleri nasıl tüketilir? Kayseri pastırması nasıl yenir? Efendim, Kayseri pastırmasını şöyle bir dilim olacak şekilde. Arzu edenler bunu iki dilim, üç dilim, hatta abartanlar 3-4 dilim, efendime söyleyeyim yuh kategorisindeki sevgili izleyicilerimizden bazılarının 10 dilim, 15 dilim, hiç önemli değil. Biz örnek olsun... Kusura bakma, salyalarımı siliyorum. Bir dilim alınır. Mümkünse iki parmağınızı birleştirmek suretiyle, hatta 3 parmak da olabilir. Elinize yapışan çemenlerin hiçbir hükmü yoktur. Şimdi burada... Bu kısma kadar teorisi bu. Bundan sonrası tamamen sizin kreatif kişiliğinize kalmış. Arzu ederseniz bunu şöyle Erol Taş misali, arzu ederseniz kibarca, arzu ederseniz yandan, arzu ederseniz diğer yandan 90 derece, 45 derece, 30 derece, hiçbir önemi yoktur. Asıl olan bunun bir an önce ağza atılmasıdır. Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeyiz. Kayseri'ye ineceğiz buradan. Dağı açtıktan sonra. Da. Ben acık tırsıyorum. Tamam, hani aşağısı Kayseri, merkez falan filan ama sonuçta burası bir dağ. Dağın başı. Sesim yankı bile yapıyor. Ha! Ha ha ha! Ha. Bir şey olmasın. Hani insan acık tırsıyor. Böyle ıssız yerlerde, ne bileyim, kurtu var, kuşu var, kuzgunu var, akbabası var, sırtlanı var. Çıkacak bir gün yabani bir hayvan diye kayanın arkasında. Göreceğiz biz de. Dağda bayırda yalnız dolaşmak ne demekmiş. Allah muhafaza. Kar kaplanı bile var yani. Anadolu'da. Çıkar mı kar bir yerden? Neyse, korktuğumu belli etmeyeyim. Neydi en büyük düstur? Korktuğunu belli etmeyeceksin. Eğer korktuğunu belli etmezsen bir şey olmaz. Farz-ı mesel burada yürüyorsun. Karşına her türlü şey çıkabilir. Çıkar, çıkabilir. Ama korktuğunu belli etmezsen, ondan daha güçlü, daha cesaretli olduğunu o hissederse sana hiçbir şey yapmaz. Ne demiş atalarımız? Korkma demişler. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Korktuk. Halbuki korkmamamız. Yok canım, olur mu öyle? Karların ortasında insan görünümünde üstü insana benziyor. Altını göremedim bile, o kadar hırsım bakamadım ki. Sanki yaşlı bir yaratık ama nasıl bir şey onu da bilmiyorum ki ben. Vallahi orada bak.
yabani hayatın insana benziyor ama. Yok canım. İnsan deli olması lazım. Karda kışta karlar... Sesi ses, gerçek. Dur oğlum, sakin ol, sakin. İşte Toros. Ya, Toros diyorum. Kar kaplanı. Aslında bunların nesli tükenmişti, ben öyle hatırlıyorum. Kar kaplanı diye kaplan var. Sibirya'da bile... Sesi inanın tüylerinizi diken diken ediyor. Korkuyorsunuz biraz. Allah'ım sen yardım et ya. Hayatımın röportajı olacak bu. Kar kaplanını Erciyes'in eteklerinde bulduk. Az sonra. Falan filan değil. Hemen olması lazım da. Yusuf'u ne yapacağız? Yusuf. Yusuf geldi gene. Şimdi ürkütmeden gidelim. Belgesel tadı vermeye çalışalım. The snow's tiger living in the castle around Erciyes mountain. And we maybe go to near the snow tiger. We want to talk to him. Try again. Here we go. Usulca bir yaklaşalım, ürkütmeden, ürkütmeden. İlginç laflar ediyor. Yaklaş koçum yaklaş gibi hani. Sempatik bir şeyler. Onunla iletişim kurmaya çalışacağız. Bize kar topu attığına göre herhalde bu sempatik bir şey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Üşümüş müsünüz? Efendim? Üşümüş müsünüz? Dayı ben donuyorum. Donuyor musun? Donuyorum. Ben yanıyorum ya, ben yanıyorum. Yanıyorsun. Yanıyorum babasım. Allah yardım etsin. Duman çıkıyor, duman çıkıyor ya. Tabii biraz, tabii biraz. Sıcak, sıcak. Hava çok ilman sıcak. Ilıman ya, ilıman hakikaten. Ilıman, evet. Ilman. Bakma biz alışık olmadığımızdan kendi demek bu, ki. Bu işte Erciyes'in eteğinde yaşamanın vermiş olduğu temiz havanın gıdasıdır. Enerjisidir. İsim? İsim Nazım Pehlivan. 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 Soy ismi ne masayala? Soy ismi yaş, gibi yani. Yaş 65. Hani derler ya, yaş 60 iş bitmiş. Yalan. Hikaye. Hikaye o. Esas 60'ından sonra insan ikinci baharını yaşıyor. Peki bu ikinci baharda Nazım Bey 65 yaşında maşallah. Donmuyorsunuz mu? Yok, bak basanın su al. Ter akıyor, su akıyor vücutumdan, sürdükçe su akıyor. Güzel dayım benim. Üzerine kar sürersen tabii ter akar yani. Vücudun sıcağı. Nedir? Niye böyle yani? Ha hoş... niye böyle? Ha, şimdi... Niye? Şimdi niye? Sabahları erken kalkacağız. Yürüyüş yapacaksın. O sabahın esen seher yeli vücuta değecek. Yüzdeki kırışıkları gerdirecek. Hani bir nevi salonlara gidip de bayanlar masaj yaptırıyorlar, çektiriyorlar ya. İşte onu da Allah'ın vermiş olduğu esenlikten alacaksın. Pekmez. Tabii gıdalarla besleneceksin. Dinç kalacaksın. Bu bizim hisarcıkla böyledir. Aynen. Ben bunu çoktan böyle yaparım şuraya. Kaç yıldır böyle bir kar kaplanı durumu var? 30 yıldır var. 30 yıldır soyunuk böyle kışın. Evet, soyunuk kışın kayak sporu yaparım. Ha, yazın ne yapıyorsun hani karda piştiğine göre? Yazın denizde yüzerim. Erciyes'e kamp kurarım. Bir ay Erciyes'te kalırım. Güneş banyosu yaparım orada. Sabahları aynen yürüyüş, ondan sonra güneş banyosu. Karda. Karda olsa güneş de olsa fark etmez. Zaten iki sefer Erciyes'e çıkmışlığım var. Erciyes'te şimdi büyük bir şeyin olduğunu biliyor muydunuz siz? Bir mağaranın olduğunu duydunuz mu? Yok ama böyle ben konuştukça anne var mı? Hanım var mı? Hanım var canım. O ne yapıyor? Ne diyor? O bir şey demez. Bey delirdin mi melirdin mi? Yok hayır, bir şey, o yaptır. Genç kalmak için yaptır. Bir saniye tutar mısın? Genç kalmak için. Tabii genç kalmak için yaptır. Mesela cebimde ne yaparım? Ben kuru üzüm taşırım. Kuru üzüm ceviz için. Kuru üzüm ceviz içi. Ceviz içi. Ve pekmez. Pekmez. Diyeceksin tamam. Olay tamam yani. Erciyes'e mesela çıktığımda bir anımızı anlatabilirim. Buyurun. Gece saat 2:30 Erciyes'in orada beden terbiyesinin kayak tesisleri var. Biz oradan yürüyüşe başladık. Saat 5'te Erciyes'in eteğine var. Ha soyun şöyle ya. Böyle ya. Oh be. Oh. Oh Ken. Ya. Yanıyor. Ya.
Ben iyiyim böyle ya. Ben çayım bu işte. Ne çıkacağım bu işte? Ben iyiyim böyle, rahatım. Sırtımı sobaya vermişim. Buyurun, kışın, kışın, mart, kışın kedi gibi. Sarı kedi gibi, rahatım ben. Üşüdüm açık ya, anacığım ya. Arabaşı. Bunu Yozgat'ta yaparlar. Bizim Kayseri'de de meşhur bu. Yozgat'ta daha meşhur diyorlar. Yok, Kayseri'de daha meşhur. Yozgatlılar biz daha iyi yaparız diyorlar. Biz daha iyi yapıyoruz. Yiyin korun. Konyalılar da diyorlar ki, Konya'nın bazı yerlerinde esas biz daha iyi yapıyoruz. Çünkü aslı Yozgatlıdır ama sonra Konya almıştır diyorlar. Siz mantıcı değil misiniz? Ne işiniz var arabaşıyla? Ya mantıyı da daha sonra yaparız. Belki yemişsinizdir, daha yaparız. Kayseri'ye mantımız gelince da güzel olur. Mantı yedin mi diye mi soruyorum? Mantımız da güzel olur tabii. Günde 3 öğün mantı yiyorum ben. Arabaşıyla ne alakası var Kayseri'nin annem? Yozgat işi değil midir bu? Ya bilmiyorum ben. Orada mı yapıldı, burada mı yapıldı? Ana yeri de burada daha iyi yapılıyor. En iyi arabaşını siz mi yapıyorsunuz? En iyi yani? arabaşını biz yapıyoruz. Kayseri Hisarcıklılar mı yapar? Hisarcıklılar yani? Yapıyor. Bu arabaşı nasıl yapılıyor anne? Arabaşı tavuk, un, baharatı bol olur çorbasında. Unu çiğ undan oluyor hamuru. O birini kavurarak yapıyor ununu. Bu un mu şimdi? Un. Unu nasıl bu hale getiriyor? Unla suda pişiriyoruz unu. Suda un pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Sadece un. İçindeki başka bildiğiniz şey mi o? Tavuk çorbası. Tavuk mı? Çorbası. Onda da var un. O da unla yapılıyor. Adam mı çok seviyor bunu da yaptırıyor sana? Sevmese bu şeyi tercih edemem. Hafif şişim güldüğüne göre adam bu. Adam. İsim nedir? Adam çok seviyor. İbrahim Deker. Emekli öğretmen. Bu bizim aile toplantılarımızda. Aileyi bir araya getirmek için özellikle yaptığımız. Ya arabaşı olmayınca aile bir araya gelmiyor mu işte yani? Gelirse de özelliği bunu gerektiriyor. Ya tel teli dediğimiz İzmit'in pişmaniyesini biz elden yaparız. Veyahut da böyle arabaşı yapar. Aileyi bir araya. Yapar yapmaz diye hava atma bana hocam. Yapan yenge. Yaptırırız. Yaptırırız. Bizde biz Şoray Bey hocam, biz Anadolu erkeğiyiz. Sayın hocam. Biz Anadolu erkeğiyiz. Yap dedikten sonra yapılır. Sayın hocam. Sayın hocam. Buyurun Şoray Bey. Bak şimdi sesler yükseldi. Tansiyonu yükseltmeyeyim evet. Sayın hocam. Evet. Ne demek Anadolu erkeğiyiz yaptınız. Evet Anadolu rica erkeğiz. Edersin. Eşinin bir manisi yoksa yapar. Öyle yap diye buyur edecek halimiz yok. Efendim itiraz olmaz bizde. Hadi. Olmaz mı anne? Genelde misafir için yapılıyor. Genelde. Misafirin genelde misafir için. Evet. Yoksa adam emretti evet. Diye değil yani. Evet, evet. Misafirlerimiz sevdiği için yapıyoruz. Şimdi hocam evet. Sen misafir hatırıyla maçoluğu karıştırma bence. Misafirin hatırı için annem yapmış. Şimdi öyle buyruk verildi bilmem ne emir geldi. Bizde emirden ziyade karşılıklı anlayışlıdır. Şöyle ben... hafiften ha. hafiften. Rüzgar şuradan esti. Şu dümeni bir kıralım. Yelkeni öbür taraftan şişirelim. Yine sen bilirsin yani. Şimdi Şoray Bey ne kadar da böyle alttan da şey yapsak sizin dediğiniz gibi olsak olamıyoruz. Yapamıyoruz. Öyle alışmışız. Ya bizim koyun erkekleri tüm sert olur. Bunlar kendilerini öyle gösteriyorlar. Öyleler mi öyle öyleler, mi gösteriyorlar? Öyleler. Öyleler. Peki sen memnun musun bu sertlikten? Ya memnun olmasam ne yapacağım? Mecburiyetten böyle hani. Yoksa hani Anadolu erkeğiyiz. Höt zöt. O biraz şeyde hanımın mecburiyetinden. Bunu da kullanmamak lazım sayın hocam. Şimdi artık bunlar bu yaştan yani merak sonra... etme rica etsen de yapar. Şoray Bey, o zaman da sayar hiç merak etme sen. Bu yaştan sonra değiştiremem ki. Neyi değiştireceğim? Ahlakımı değiştiremem ki. Ya bu ahlaksızlık değil ki eşinden bir şey rica edeceksin. Hayır tamam ya. Da yani alışmışız. Yap bitti. Buyur. Allah'ım işte yani. Bak. Kıs, tatlı dili gördün mü? Yılanı getiriyor. Biron. Önce kendimi tanıtayım. Lütfen. İsmim Kemal Koca. Eski meslek hoca. Çayca gider gelir suca. Göklerde parlar karanlık gecelerde bir ay. Benim adımı da sorarsan Şoray. Siz görücü usulü mü oldu size? Görücü usulü oldu. Annem otur sen. Otur gel. Otur gel ya otur. Çok... Allah Allah. Fırsat bulsan? Kaçacağım. Kaçacağım.
Şimdi iyi dayanmışsın gene yani. Biz 1970'li yıllarda Görücü usulüyle evlendik. Peki ilk evlendiğinizde ya da ilk gördüğünüzde evet. Yine bana bak ben biraz sert adamımdır falan mı dediniz yoksa adın ne? Hayır efendim. Hayır efendim. Başta başta kibar mıydı anne? Hayır. Hiç kibar değildi. Hiç kibarlık yoktu. Şimdi biz 9 ay nişanlı kaldık. 9 ay bir araya da gelmedik. 9 ay birbirimize göstermediler. 9 ay. Evlendiniz. 9 aydan sonra evlendik. Gördünüz. Evlendik. Evlendiğimizden güne bugüne kadar işte 35-36 yıllık. Peki annem evliyiz. Böyle evlilik yıl dönümleridir, doğum günleridir falan anne. Size bir çiçek. Hayır. Alsa? Memnun oluruz. Bir gün bir çiçekle gelse? Şaşırmış mı dedim. Bir çiçek var mı acaba buralarda? Var. Çiçek. Peki. 70'li senelerden beri alalım. 70'li senelerden beri eksik kalan bir şey var. 71'den beri eksik kalan bir şey var. Eşine bir ver bakalım. Nasıl vereceksin? Ne diyeceksin? Hanımefendi. Hanımefendi mi? Hanımefendi öyle ne diyeyim? Ne bileyim eşim, hanımcığım, sayın eşim, hanımcığım. Hanımcığım, evlilik yıl nasıl yakışmıyor? Dur prova yapacağız gel. Nasıl ağzında iğreti dudağı hiç söylemedin için. Şöyle olabilir mi acaba? Bir tane. Evet. Bu sana olan muhabbetimin, sevgimin bir nişanesi olarak kabul edersen çok memnun olurum hanım. Bunca yıldır kahrımı çektin. Allah senden razı olsun. Bir tanemle bir başla bakalım dayı. Hanımcığım. Evlilik yıl dönümümüz olarak bunu nerede sana... Evlilik yıl dönümün dayı? Bugün evlilik yıl. Ekim ki aşağı evlilik sayılır. Üzerinden geçmiş bir ay. Gecikmeli. Olsun. Ona da razı. Başla. 31 sene. Hanımefendi, hanımcığım. Ya bir tanem de dayı ya. Bir tanem benim. Aşkım benim. Oh! Geliyor arkası. Aşkım benim. 36. yıl dönümümüz. 36. yıl dönümü. İlk çiçek mi bu? İlk çiçek evet. Şimdi ara başımı yiyeyim. Tabii. Yaşa be dayı. Efendim ara başı nasıl yenir? Üstadım. Ara başı. Ha bilmeyenler için dikkat. Böyle duyarsınız ara başını. Ara başı yemeye gidelim dersiniz. Bir. Orada Arap yok. Bir. İki. Ara başı yemek kolay bir şey değil. Hani öyle gideyim yemek vardır. İşte ne bileyim kebap yer gibi öyle bir şey değil. Yemenin usulleri var. Ama uzman arabaşının, anlatacak. Ara başı yemenin en büyük usulü. Çiğnemeden yutmak. Ya çiğnemeden deyince de anladık biz dayı. Çiğnemeden. Ağzımızın kıraatini bozmayalım değil mi? Sanıyorum arabaşının haricinde çiğnemeden yenen bir başka yemek yok. Yok, özelliği yok. Bu. Bunu çiğnersek ne olur? Çiğnediği zaman bulantı yapar. Yiyemezsin. Yemeyiz, bulantı yapar. Arabaşını ağzınıza attınız. Çiğnerseniz yandınız. Şişer o, büyür böyle. Büyür. Yutulamayacak bir hale. Lapa olur. Başımızda, evet. Arabaşı aslında yenmez. Yenmez yutulur. Yani büyüklerin sözü daima tutulur. Salladın gene fersah. Devamını getireceğim inşallah. Arabaşını yemeye başla da görsün şu ahali. Maşallah. Çekerek bismillah. Desin sana maşallah. Hadi başla çekerek bismillah. Ya Allah bismillah. Şimdi bunun bir diğer özelliği kim hamuru çorbaya bırakırsa ertesi gün veyahut da ikinci defa onu yapması cezası gerekir. Cezasını çekecek. Cezası var. Tabii. Çorbanın içerisinde hamur kalmayacak. Bırakmayacak. Kaşıktan bırakmayacak. Alacak, çorbanın içine batıracak ve kaşıktan hamuru bırakmayacak. Bırakırsa cezalıdır. Buyurun bismillah. Hadi bismillah. Ya Allah. Hadi bakalım. Daha önceki arabaşı yeme denemelerimiz, yeme girişimlerimiz esnasında iki kez boğulma tehlikesi geçiren bu fakir yine de deneyecek. Arabaşını aldınız. Evet. Şimdi sivri tarafı yutulacak kısmı ağza gelecek şekilde üçgen bölümü. Bunu böyle yutamaz. Mümkün değil. Çorbaya ki içine değdirmemeye, içine kaçırmamaya çalışacağız.
Su verin, su verin. Çabuk su yetiştirin. İman gücüne, iman gücüne vurayım mı sırtına? Üçüncü denemede de başarısız olduk. Kayseri turumuz devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.